ses. Evet, hazırsak hep beraber başlayabiliriz diyorum. Saatimiz de geldik. Başlıyoruz o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Mutlu ettiniz bizi. Sağ olun, var olun. Ben ilk defa Merzifon kitap fuarına geliyorum. Ali İkber abi daha önce gelmedi. Ha, pardon abi, o zaman. Birbirimizden haberdar değiliz, farkındayız. Şimdi... hemen şunu söyleyeyim, müsaadenizle ayakta biraz anlatmak istiyorum. Malum Serde hocalık var, çok oturarak anlatamıyorum. Bir de slaytım var, belki rakamlarla daha iyi anlaşırız. Hani kelimelerle konuşur, rakamlarla anlaşırız diye düşündüm. O yüzden müsaadenizle ayakta anlatacağım. Şimdiden kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, öncelikle şunu söylemekte yarar var. Tabii bir ikinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında 15 Mayıs sabahında daha aydınlık bir Türkiye'ye uyanacağımızı biliyoruz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Onu söylemek istiyorum öncesinde. Çünkü yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza bir daha denk düşmez. Şimdi Cumhuriyet'in tabi 2. yüzyılında çok önemli iki konu için buradayız. Bu işin özellikle tarım alanında yıllardır abi diyorum, bizim bir abi kardeşliğimiz var. Biz aynı yayın evinin yazarıyız. Aynı yayın evinin yazarı olmanın ötesinde yaklaşık son neredeyse 2-3 yıldır hiç ayrı bir fuarımız olmuyor. Ali Ekber abinin gitmediği fuara ben gitmiyorum. Benim gitmediğim o gitmiyor. Çünkü şunu biliyoruz. Bu ülke için iki tane önemli konu var. Çok önemli iki konu var. Siyaset üstü iki önemli konu var. Bunlardan bir tanesi tarım, hayvancılık, bir diğeri de vergi politikaları aslında. Ben çok fazla sözü uzatmadan vergi politikalarıyla ilgili Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nelerin bizi beklediğini, nasıl bir vergi politikası olması gerektiği ya da bugüne nasıl geldiğimizi müsaadenizle anlatmak istiyorum. Şimdi... Cumhuriyet, biz bugün burada tarım ve vergiyi konuşacağız. Tarım ve vergiyi konuşurken, kıymetli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarım ve vergisi aslında hiçbir birinden kopmadı. Tarım ve vergi politikaları. Bunu da nereden görüyoruz? Cumhuriyet'in bir sayılı kanunu, yani bir sayılı resmi gazetedeki bir sayılı kanun, bir vergi kanunu ama tarımla ilgili bir vergi kanunu, Anam Resmiye Kanunu adında bir vergi kanunu. Yani Anam Vergisi Ali Ekber abi, ilk kanunumuz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin yani ilk 100 yıldaki ilk kanunumuz bir tarım kanunu. Demek ki ülkenin aslında en önemli iki politikasından bahsedeceğiz bugün. Şimdi tabii biz bunları anlatırken konferanslarda, kongrelerde anlatırken hep şu sorulur. Ya hocam, böyle vergisi daha düşük bir yer var mı? Varsa oraya biz yönelmek istiyoruz. Ya da daha az vergi nasıl ödeyebiliriz? Bakın, çocukların annelerinden ağlayarak doğması gibi devletler de vergiyle doğar. Devletlerin hepsinde devlet temel bütçelerini vergiler oluşturur temelde. Ama
Önemli olan burada aslında devletlerin bu vergileri kimden, nasıl, hangi ölçülerde topladığı ve kimlere nasıl harcadığı konusundadır. Zaten bizim uzun yıllardır itirazımız bizahati verginin varlığına asla değil. Verginin kimlerden nasıl alındığına ve kimlere nasıl harcandığına. Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim zaten birazdan. Ama vermeden önce şu örneği söylemek zorundayım. Bakın, bir iktidarın vergi politikası aslında iktidarın kimden ya da neden yana olduğunu gösteren en temel göstergelerden birisidir. Bir örnek vermek istiyorum. Siz işsizlik maaşından dahi vergi kesip borsa kazancından, efendim kripto paradan, efendim milyonluk ön ödemeli konut satışından vergi almıyorsanız, o zaman sizin kimden ya da neden yana olduğunuz çok açıktır. Emekten yana olmadığınızın bir resmi olabilir bu. Bu bile bize birçok tüyo verebilir uygulanan politikalarla ilgili. Ki onları birazdan arttıracağım. Ülkemizde sosyal adalet kısmı da çok artık uygulanabilir olmaktan çıkmıştır. Bakın, yeni bir seçim ekonomisi var. Ve bir şeyler veriliyor halka. Ama şunu söyleyeyim, geri alınacak 15 Mayıs'tan sonra mecburen. Çünkü gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi olmak lazım. Şu gün itibariyle mali disiplini kaybetmiş bir bütçeden bahsediyoruz. Bütçe açığımız hedefte 660 milyardı. Bu seçim ekonomisiyle beraber depremin dışında tuttuğumuzda 1 trilyon şu an. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Kim gelirse gelsin zorlu bir süreç bekliyor hepimizi. Ama bu sefer biz şunu söylüyoruz. Bir acı reçete yazılacaksa bu reçetedeki ilaçları önce bu ekonomiyi bu hale getirenler içecektir. Bu halk bu ilaçları yeter içti. Yeter. Acı reçete artık bu halka yazılmayacak. Şimdi burada bakın, sosyal adalet tarafı da bozuk dediğimizden bir örnek vereyim. Bakın, çok yakın zamanda bir doğalgaz desteği oldu değil mi? Tüm konutlara doğalgaz bir aylığına bedava. Ücretsiz. Bunun maliyeti dün açıklandı. 40 milyar. Şimdi ben size soruyorum. Çok basit bir matematik hesabı var. Yani sosyal destekte bile adalet yok. Neden? Aylık geliri 150 bin, 200 bin olan bir bankanın CEO'su da doğalgaz desteğinden faydalanacak. Asgari ücretle 3-4 ailede yaşayan, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailede yaşayan bu aynı destekten faydalanacak. Şimdi biz burada adaletten bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Bahsedemeyiz. Çünkü bu ülkede sosyal adalet hiç gözetilmedi. Hiç gözetilmedi. O zaman örneklerine müsaadenizle devam edelim. Şimdi çok kısa bunu, ya bir günde anlatsam bitmez ama çok kısa, bu Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl geldik? Tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada bir kez daha saygıyla, rahmetle, silah arkadaşlarını anıyorum. Bakın, 01.11.1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk meclisin kürsüsünden şu cümleyi sarf ediyordu. Hayatı ucuzlatmak icap ettikçe vergileri indirme siyasetine devam edeceğiz diyordu. Çünkü halktan yanaydı, emekten yanaydı. Bakın, ilk yaptığı iş, Cumhuriyet'in 100 yılında vergi politikasını çok kısa bir özetle şuradan görebiliriz. İzmir İktisat Kongresi 1925 yılında, 23 yılında toplandı. 25 yılında tarım üzerindeki, değil mi Ali Ekber abi, aşar vergisini kaldırdı. İlk yaptı. Devam ediyoruz. 1938-1950 arasında maalesef bazı kötü anılarımız var. Maalesef. 11 Kasım 1942 varlık vergisi anımız var. Tartışılır, tartışmaya açıktır. O yıllarda da öyle bir yaşadığımız durum var. 1950-60 arasında biz Alman vergi sistemine esas alan reformlar yapıyoruz. Gelir vergisi, kurumlar vergisini alıyoruz. Vergi usul kanunumuz geliyor. Bakın, bu 1960 ile 80 arası çok önemli. Vergi politikalarında özellikle sosyal boyutu çok önem kazanıyor. Sosyal boyutu önem kazandığı için biraz daha halktan yana politikalar belirlenmeye başlıyor. Ama fazla uzun sürmüyor. Bakın, en uzunu 1980 sonrası. Bugün yaşadığımız şeylerin hepsi. 1980 sonrası
KDV'nin yürürlüğe girmesi, ek vergiler, 94 kararları, ÖTV, meclisin işlevsiz hale getirilmesi, parlamentonun yok sayılması, bütçe hakkının ortadan kalkması gibi gibi gibi. Evet, çok kısa bir özet geçersek, Cumhuriyet'in ilk 100 yılında aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı, aşar vergisini kaldırarak başlattığı, özellikle tarım üzerindeki yükü azaltarak başlattığı, yurttaş üzerindeki yükü azaltarak başlattığı bu mücadele maalesef 1980 sonrasında kolay, zahmetsiz vergicilik yapıp sırtını dolaylı vergilere dayayan, gelir dağılımının adil olmasını dikkate dahi almayan politikalara dönmüştür. Şimdi tabii biraz tarım ve vergi konuşurken Ali Ekber abiyle hep şunları konuşuyoruz. Yani bir arada olan konuları daha da öne çıkartmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi tütün fonuydu. 1986 tarihinde yürürlüğe girmişti. 1986 tütün fonu temel amacı yerli üreticiyi korumak maksadıyla ithal tütünden gördüğünüz üzere 2010'da 3000 dolar, 2011'de 3000 dolar olan 2250'ye düşürülmüştü. Düşürüldü ve son olarak 2018'de ortadan kalktı tütün fonu. Tütün fonu neden önemliydi? Bir, hocam devlete bir gelir sağlıyordu. Evet, yani bir fiskal tarafı vardı bunun. Ama bunun asıl önemli olan tarafı Türk tütününü, yerli tütünü ve yerli tütüncüyü korumaktı. Gelir ikinci plandaydı. Bakın bu politika bile aslında bize birçok şeyi söylüyor. 2010'da düşürülmeye başlanan, 2018'de de tamamen kaldırılan tütün fonu sonrasındaki ben oranı sizinle paylaşmak istiyorum. 2010 yılına kadar toplam tütün üretimi içerisinde %47'si yerli tütün iken, tütün fonu kaldırıldıktan sonra bu oran %11'e düşmüştür. Türk tütünü bitmiş, Türk tütünü bitirilmiş, Türk tütüncüsü yok edilmiştir. Bilerek ve isteyerek. Yani bu politikaların hepsi, inanın, yanlış yaptık, sehven oldu politikaları değildir. Bilinçli, kasıtlı yaratılan bir yoksulluk, bilinçli ve kasıtlı yaratılan bir sefalet, bir yokluk ve her gün düşen alım gücü gerçeği, artan enflasyonla karşı karşıya kalan yurttaşlar var. Şimdi, devamında yine ekilen tarım alanları ile ilgili, yani şu mavi olan ekilen tarım alanları, kırmızı olan nüfus. Nüfus bu kadar artarken ekilen tarım alanlarının tam tersine düşmesi. Aslında bugün soğanın neden 30 lira, etin neden 300 lira olduğunun bir başka göstergesi. Ha, onun neden olduğunu birazdan başka bir grafikle anlatacağım aslında. Anlatacağım size. Şimdi tarımsal destekler. Bak, tarımsal desteğin toplam gayri safi yurt içi hasılaya oranı. Ali Ekber abi, düşüş nasıl? Çok enteresan. 0.63'ten 0.26'ya düşüş. %300 düşüş baktığınızda aslında. Bu çok önemli bir veri. Kıymetli katılımcılar, tarım neden bu halde? Çiftçi neden bu halde? Üretici neden bu halde? Hayvancılık neden bu haldenin bütün açıklaması şu grafikte saklı aslında. Yalnız biraz önce söylediğim noktaya geri gelmek istiyorum müsaadenizle. Bakın, bizzati verginin varlığına karşı değiliz biz. Biz verginin kimlerden nasıl, hangi ölçü ve kriterlerle toplandığına, kimlere nasıl harcandığına karşıyız işte burada. Çok enteresan bir tabloya doğru gidiyoruz. Birazdan geri geleceğim ama burada biraz kalalım. Burada biraz kalalım. Geçen yıldan bahsediyorum. Geçtiğimiz yıl 2022 yılı içerisinde bütçeden tarıma ayrılan destekleri tek tek sizler için çıkardım. Toplamı 39.6 milyar. Yani 2022'de tarım ve hayvancılık desteklensin, gelişsin, çiftçi mağdur olmasın, üretsin diye 39.6 milyar lira para harcanmış. Şimdi aklına zaten şu soru gelebilir, hocam iyi para. Değil. Hiç iyi değil. Neden? Aynı yıl 310 milyar lira faiz gider ödemişiz.
faize karşı bir toplum olarak ödemiştik bunu. Yetmemiş. Kur korumalı mevduat için tek kalemde 200 milyar ödemiştik. Kıymetli arkadaşlar, değerli katılımcılar, eğer tek kalemde Merkez Bankası'ndan ve bütçeden 200 milyar kur korumalı mevduat sahibine, bir avuç mevduat sahibine öderken tarıma 40 milyar ayırıyorsanız soğan 30 lira da olur, et 300 lira da olur. Kaçınılmazdır bu son zaten. Kaçınılmazdır. Üreticiden, emekten, çiftçiden yana olmak gerekir çünkü. Bitmedi. Görev zararları 216 milyar. Ha bu görev zararları hemen şöyle aklımıza şu soru gelebilir. Hocam çiftçiye verdiler de emekçiye, dar gelirliye verdiler de acaba oradan mı bir görev zararı oluştu? Yok, müteahhitlere verdi. Çiftçiye verselerdi bu halde olmazdı. Doğru mudur abi? Çiftçiye verselerdi bu halde olmazdı. Vermedikleri için. Şimdi biraz önce Ali Ekber abi de kullanır. Büyük ihtimalle söyleyecektir ama. Bakın. Şurayı lütfen iyi okuyun. 2006 fonksiyonel sınıflandırmaya geçtik bütçede. 2006'dan 2022'ye kadar tarımsal destek tutarının ortalama dolar kuruyla toplam 75 milyar dolar olduğu. Nedir bu? Çiftçiye ödenmesi gereken tarımsal destek tutarının. Tarım kanunu gereğince çiftçiye ödenmesi gereken, bakın burası çok önemli. Burası çok önemli deyince de insanlar falan başka şey değil. Neyse. Biraz da görüyorum ya. Şimdi efendim bunu anlatırken çok kısa bir şey anlatayım. Adamın bir tanesi gümrükten bir poşetle geçiyor. Soruyor gümrük memuru, ne var içinde? Kuş yemi diyor. Geçiyor. Bir hafta sonra bir daha gidiyor. Ne var bunun içinde? Kuş yemi. Yine geçiyor. O üçüncü hafta, dördüncü, bir, en beşinci hafta durduruyor. Ya bunun ne var bu poşetin içinde? Kuş yemi. Bir geç bakalım şöyle. Bir açıyor. Bir avuç elmas, pırlanta, yakut. Bu ne diyor? Hani kuş yemiydi? Valla ben kuşun önüne koyarım. Yeri yemez onun bileceği iş diyor. Yani. Tamam. Bizim de önümüze bu politikaları koyuyorlar. Ama unutmayın. Evet, bu politikaları koyuyorlar ama bir hafta sonra sandığı da koyacaklar. Evet. İşte o zaman oturacağız hep birlikte. Rasyonalize ettiğimiz oy davranışımızı demokrasiye olan inancımızla birlikte pekiştirerek oyumuzu kullanacağız. Evet. O zaman kullanırken hatırlayın diye 2006-2022 yılları arasında çiftçiye verilmesi gereken destek tutarı 75 milyar dolar. Eğer bu bir şey ifade etmiyorsa TL cinsinden mevcut 2022 Merkez Bankası kuruyla hesapladık. 1 trilyon 403 milyar. Çiftçi bu ülkeden, bu devletten 1 trilyon 403 milyar alacaktı. 1 trilyon 403 milyar alacaktı. Ötesi yokmuş. Çok net. Rakamlar çok net. Ortalama dolar kuru, 2022 dolar hesabı. O yüzden politikalar çok kıymetli. Politikalar çok önemli. Şimdi bu politikaları söyledikten sonra dediğim gibi biz bu konuşmayı, bu sohbeti Helal Ekber abiyle saatlerce sürdürebiliriz. Çünkü söylenecek çok sözümüz var aslında. Ama hem daha sonra interaktif bölümde sorularınızla hareket etmek adına hem de büyüğüm olan Ali Ekber abinin çok da fazla alanına girmeden ona sözü birazdan bırakacağım. İnteraktif bölümde de soru cevaplarına gitmek evet, sanki daha bizi de dinamik tutar diye düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Kıymetli katılımcılar, değerli büyüklerim, değerli arkadaşlar, bir ülke gerçek demokrasi neye ne kadar vergi ödediğini bilen ve bu vergilerin peşine düşen bir toplumla gelir. Ne olur bunu unutmayın. Ne olur bunu unutmayın. Bir lokantada 20 lira fazla gelen hesaba itiraz eden, apartman aidatında 200 liranın peşine düşen bizler, 21 yılda toplanan 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira verginin de peşine düşmek zorundayız. 25 kuruşluk poşete gösterdiğimiz hassasiyeti 9,5 trilyon verginin de nerelere harcandığına göstermek zorundayız. Bunu lütfen unutmayın. Bunu unutmayın. İşte o zaman gerçek demokrasiye kavuşur ve hakkımız olanı alırız. Çünkü biz
Şunu biliyoruz, şunu söylüyoruz. Halkça ödenen her şey halkça paylaşılır, adil bölüşülür. Bunun ötesi yoktur. Bunun ötesi yoktur. Küçük bir azınlığın mutluluğu da büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülmez, sürdürülmeyecektir. Bunu da herkes böyle bilir. Çok teşekkür ederim. İnteraktif bölümde devam ederiz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler sevgili Ozan. Efendim Merdifon'da olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum ben de. Sayın Başkan da aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli misafirler, biz Ozan'ın da söylediği gibi birlikte birçok toplantıya katılıyoruz. Genellikle toplantıdan önce hep şeyden, abi nasıl başlayalım diye, sonra da istersen ben başlayayım diye hep kendisi başlar. Dolayısıyla hele şimdi bir de aday oldu biliyorsunuz. Politikaya da atılınca benim onunla yarışmam zaten mümkün değil. Ve o ayakta konuşuyor, ben bel fıtığı var, ayakta konuşamıyorum. O yüzden kusura bakmayın, buradan konuşacağım. Yüksek tansiyon da var, evet. Yani bütün hastalıklarımı sayacak şimdi. Ama her şeye rağmen ayaktayız. Tıpkı Türk tarımı gibi. Şimdi tabii buraya geldiğim andan itibaren sağ olsun arkadaşlarla sohbetimizde hep tarımı konuşuyoruz zaten. Bugün Sayın Damızlık Birliği Başkanımız Güner Bey'le, Güner Arslan'la birlikte yerinde de çiftçilerimiz neler yapıyor onları da gördüm. Gerçekten hani Türkiye'de tarım bitti, tarım hiç yok dediğimiz zaman bu üretimi yapanlara ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden diyorum ki Türkiye'de değil, yani dünyada tarım 12 bin yıl önce bu topraklarda başladı. Eğer hani 12 bin yıldır bitmeyen tarımı AKP bitirebilir mi? Bitiremez. O yüzden tarım asla bitmez. Yani tarım hep devam edecek bugüne kadar olduğu gibi. Ben biraz bugünlere, hani bugün konuşuyoruz, bu sıkıntılara bir günde gelmedim. Biraz böyle tarihsel olarak Ozan'ın vergide yaptığı gibi tarımla ilgili bir bakmak istiyorum. Biraz önce söylediğim gibi tarım bu ülkede başladı. Yani bereketli hilal dediğimiz bölgede ve dünyada ilk kez bir buğdayın ıslığa da Diyarbakır Karacadağ'da başladı. Yani biz hala bugün tarımı nasıl yapacağız, tarım nasıl sürdürülür diye konuşurken ya 12 bin yıl önce zaten burada başlamış. Biz hala niye tarımda bu kadar gerideyiz, niye bunu yapamıyoruz diye tartışmamızın çok anlamı da yok. Tabii bağımsızlık savaşını kazandıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet ilan edilmeden biraz önce Ozan'ın da söylediği gibi İktisat Kongresi'ni topladı. Ve İktisat Kongresi'nde alınan kararlara bakarsak aslında o dönemki koşullarla bugünkü yaşadıklarımız neredeyse birebir aynı. Yani Türkiye birçok konuda dışa bağımlı hale gelmiş. Üretim yapamaz noktaya gelmiş. Tarımın önünde birçok engeller var. Ve bu dönemde Türkiye'nin nüfusu 13 milyon, bunun da %80'i köylü. Zaten Atatürk bu nedenle milli ekonominin temeli ziraattır diyor. Çiftçi milletin efendisidir diyerek aslında bu köylü nüfusu bir anlamda tarımda, üretimde nasıl daha iyi yerlere getiririz bunun çalışmalarını yapıyor ve yine Ozan saydı, aşar vergisinin kaldırılması, tütün ve reji idaresinin kaldırılması, tarımsal krediler, Ziraat Bankası'nın tarıma kredi vermesinin sağlanması gibi birçok makine kullanımı, dikkat ederseniz o dönemde Atatürk'ün birçok fotoğrafı traktörün üzerindedir. Çünkü bizzat kendisi göstermek istiyor. Yani tarımda makinalaşmanın önemini anlatmak istiyor. Bir taraftan da bakıyoruz, Atatürk kendisi kurduğu çiftlikte, kendi parasıyla kurduğu çiftlikte üretim yapıyor. Kooperatif kuruyor. Kooperatifin Mersin'deki Tekir Kooperatifi bizzat ortağıdır, kurucusudur. Tabii bunları yaparken bir yandan da kurumsal altyapıyı kurmaya başlıyor. İşte ilk tohum ıslah istasyonunun kurulması, o dönemde Ali Numan Kıraç ziraat mühendisi onu Amerika'ya göndererek sonra Türkiye'ye döndüğünde kuru tarım deneme istasyonunu kuruyor. Yani o dönemin
bugün hep diyoruz ya, iklime göre üretim, iklime göre planlama. Ta o dönemde Atatürk iklime uygun olarak kıraç alanlarda tarım nasıl yapılır bunu gösteriyor, bunu anlatmaya çalışıyor ve Ali Numan Kıraç'ın kurduğu kuru tarım deneme istasyonunda öyle bir başarı elde ediliyor ki bu Türkiye'de, dünyada daha doğrusu Türk başarısı olarak, Türkiye'nin büyük bir başarısı olarak tarihe geçiyor. Ve bugün Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında Eskişehir'de yeniden kuru tarım diye bir toplantı yapıldı. Yani biz tekrar o günlere dönüyoruz. Aslında kuru tarım sadece hani suyun olmaması değil, suyun verimli kullanılmasını öngören bir uygulama. Ve burada baktığımızda aslında bugün yaşadığımız sorunların temelinde de o dönemde kurulan yapıların, kurumların çoğunun yok edilmesi, kapatılması. Bu nedenle biz bu kadar büyük sorunlar, büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O dönemde şeker fabrikalarının kurulması, işte Sümerbank'ın kurulması, Nazilli Basma Sanayi'nin kurulması, pamuk var, şeker var, hayvancılığa yönlendiriyor bir yandan. Yani bir entegre model aslında uygulanıyor. Daha sonra 1950'lerden sonra baktığımızda özellikle Marshall yardımıyla Türkiye bir anlamda yön değiştiriyor. 1960'larda işte gübre kullanımı yaygınlaşıyor. Buna yeşil devrim deniliyor. 1970-80'lerde ithal ikameci dediğimiz, yani ithal edeceğimiz ürünleri burada üretelim diye böyle bir çalışma yapılıyor. Ama 1990'lı yıllar özellikle özelleştirmelerin başladığı, ki dünyada özelleştirme en son tarımda yapılır. Türkiye özelleştirmeye tarımla başladı. Ve birçok kurumlarını bu dönemde yok etti. Sonra 2000'li yıllarda IMF, Dünya Bankası politikaları ve 2002'den sonra da AKP'li yıllar geliyor. Bu dönemde baktığımızda artık üretimin değil, daha çok ithalatın desteklendiği, üreticinin, çiftçinin, köylünün adeta yok sayıldığı bir döneme geliyoruz. Ve tarım alanlarını hızla kaybediyoruz. Biraz önce Ozan tabloda gösterdi grafik olarak da. Mera alanlarını kaybediyoruz. Bunları kaybedince de tarımsal üretimde ciddi bir sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Yani Cumhuriyet dönemindeki tarımın önünde nasıl ki engeller vardıysa tekrar üretimin önüne ciddi engeller konulmaya başlandı. Şimdi bugünlerde yayınlanan videolara bakıyoruz ki neden bizim üretim yapmayıp ithalat yaptığımız daha iyi anlaşılıyor. Çünkü bu ithalattan beslenen bir takım insanlar var. Daha bakan düzeyinde. Dolayısıyla da bu dönem artık bir anlamda da ya biz dünya işte paramız var ki ithal ediyoruz denilen, yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tarım bakanı bunu söyledi. Paramız var ki ithal ediyoruz. Sonra pandemi oldu. Paramız var ama ithal edemiyoruz. Ürün yok. Dolayısıyla paramız olsa bile ithal edemeyeceğimiz günlere geldik ve bir dönemde hep şunu tartıştık. Yani sanayileşme, turizm ülkenin tek geleceğini kurtaracak alan olarak görüldü ve tarım yok edilmeye, yok sayılmaya çalışıldı. Yani hatırlarsınız bir Sayın Cumhurbaşkanı, ya biz otomobil mi üreteceğiz yoksa patates mi üreteceğiz? Yani hem otomobil üretebilirsiniz hem de patates, soğan da üretebilirsiniz. Bugün biz Rusya'dan hem S-400 alıyoruz hem buğday alıyoruz. Bu birbirine engel değil ki. Hani sen bir tane tarlamız var, orada ya otomobil fabrikası kuracağız ya da patates üreteceğiz gibi algı ile Türkiye'de toplumun önünde bir yani zenginleşmenin tek aracı sanayiymiş, otomobilmiş gibi sunuluyor. Bugün seçim propagandasında da buna bakıyor, bunu görüyor. Ya biz toku konuşuyoruz, onlar soğanı konuşuyor. Ya öyle bir noktaya geldik ki insanlar ne otomobil alabiliyor ne patates alabiliyor. Yani dolayısıyla biz bu ülkesinde birlikte çok rahatlıkla görüyoruz, yaşıyoruz. Aslında biz Amasya'dayız, Merzifon'dayız. Ya sabahleyin böyle kısa notlar alırken dedim ki ya ne kadar böyle, hani benim bugün anlatacaklarımı örnek olacak
İki tane çok güzel örnek var. Birisi Amasya Taşova'da. Yani burada insanlar biz tarımsal üretim yapmak istiyoruz diyor. Meralarına organize sanayi bölgesi kuruluyor. Çambükü köyünde kurulmak isteniyor. Köylüler direniyor. Uzun bir zamandır bu direnişlerin de sonucunu aldılar. Umarım ki yargı kararı dikkate alınarak orada bu organize sanayi bölgesinden vazgeçilir. Orada üretim devam eder. Bir başka önemli örnek de bugün biraz önce söyledim. Güner Bey ile buradaki çalışmalarını yerinde gördüm. Amasya markasıyla ya hani Türkiye'de diyorum ya bir yanda tarım üretimini istemeyenler de ısrarla ben üreteceğim kardeşim ben bu üretimi devam ettireceğim diye iki örnek. İkisi de Amasya'da yaşanıyor. Daha fazla uzakta bir örnek aramaya gerek yok. Ama şunu göreceğiz ki üretim yapmak istiyorum diyenler kazanacak bunda üretimin karşısında olanlar tıpkı 1920'lerde olduğu gibi 2023'lerde de buradan çekilmek zorunda kalacaklar ve Türkiye üretmeye devam edecek. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ya şu seçim sürecine girdik. Açıkçası tabii ki çok önemli vaatler veriliyor. Bunların büyük bir bölümü biz size şu kadar para vereceğiz, biz size şu kadar destek olacağız, sizin borçlarınızı sileceğiz. Yani baktığım zaman işte 21 yıldır ülkeyi yöneten AKP'nin tabii ki çok büyük bir vaadini ben beklemiyorum. Veya 21 yıldır yapmamış da bundan sonra mı yapacak? Ben en azından buna inanmıyorum, güvenmiyorum. Ama ne yazık ki muhalefetin de hala tarımın önemini yeterince anlamadığında bu vaatlerden görüyorum. Ben şuna inanıyorum ki Türkiye gerçekten geleceğini tarımda aramalı. Türkiye tarımdan zenginlik üretmeli. Tabii ki seçimin kazanılması çok çok önemli. Bu herkes için bir umut olacak. Çiftçi için de, üretici için de, tüketici için de, işçi için de ve ondan sonra tarımın önemini daha iyi anlayarak biz sorunlarımıza çözüm üreteceğimizi düşünüyorum. Biliyorum bugün size çok güncel konuları anlatmadım. Çünkü bunları zaten hep yazıyorum. Ama nereden nereye geldik bunu biraz görmenizi, biraz anlamamızı istedim. Çünkü bunu bilmezsek nasıl çözüm bulacağımızı daha zor anlamış oluruz. Şimdi herkes diyor ki ya seçimden sonra dolar 25 lira olacak, 30 lira olacak. Seçimden sonra dolar 25 lira, 30 lira olursa mazot da daha fazla artacak, gübre daha çok artacak biz. Çünkü girdilerde dışa bağımlıyız. Yemi ithal ediyoruz %60 oranında. Dolayısıyla kendi meralarımızı kaybettiğimiz için doların artması demek bizim daha fazla dışa bağımlı, daha fazla, daha yüksek fiyata bunları tüketmemiz gerekiyor. Oysa bizim Türkiye'de hep söylüyorum gidip Polonya'dan, gidip Macaristan'dan et alacağımıza ya Amasya'da, işte Kayseri'de, Konya'da, Erzurum'da, Ağrı'da bu bölgelerdeki hayvancılığı geliştirip diyelim ki Doğu Anadolu bölgesi yani Erzurum, Kars, Ağrı, Hakkari o bölgede hem mera alanlarını değerlendirip hem orada üretimi arttırsak, orada kesimhaneler kursak, Polonya'dan et alacağımıza Kars'tan, Ağrı'dan, Erzurum'dan alsak daha iyi olmaz mı? Çözümü burada aramamız gerekiyor. Ama biz sürekli çözümü dışarıda, çözümü başka modellerde arıyoruz. Oysa dışarıda her ülkenin kendine göre bir modeli var. Kendi koşullarına göre bir uygulaması var. Yani Atatürk'te zaten Türkiye'nin koşullarına göre bir tarım politikası ortaya koyarak başarılı oldu. Ben birçok ülkeye de gittim. Yani bugün Yeni Zelanda'ya giderseniz orada fabrika yeri kullanılmıyor. Çünkü 12 ay yağış var. İnsanlar hayvanlarını merada besliyor. Otla besliyor. Dışarıdan herhangi bir yem almıyor. Ama bir hayvan refah yasası çıktı. Birçok toplantıda söyledim. Ya o kadar hani hayvanlara bile o kadar önemli şeyler getiriyor ki ben dedim ki ya insanın bu ülkede inek olası geliyor. Ya bu kadar çok hak bizde insanlarda yok. Bir inekten 10 yıl boyunca süt alıyor. Ona göre hayvan refahına dikkat ediyor. Dönüyoruz İsrail'e. İsrail bir inekten 60 litre süt alacağım diye ya çok kısa sürede ineği öyle bir hale getiriyor ki
Çünkü sürekli daha yüksek verim, daha yüksek verim. Çünkü adamın arazisi yok, toprağı yok. Yemle o verimi arttırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de kendi koşullarına göre, kendi şartlarına göre bir tarım politikası, bir hayvancılık politikası uygulaması gerekiyor. Bunun için de önce tarımı önemsemek gerekiyor. Ben Türkiye'de tarımın önemsenmediğini, seçimden seçime hatırlandığını, seçimde verilen sözlerin de tutulmadığını en azından son 30 yıldır tanıyayım. Bunları da anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte sizlerin de, çiftçilerin de, üreticilerin de ama daha çok da tüketicilerin, eğer soğanı 30 liraya yemek istemiyorsa, eğer eti 300 lira tüketmek istemiyorsa kendi hakkını, kendi sorunlarına da sahip çıkması gerekiyor. Ya üretici bu 30 liralık fiyatlar, 300 liralık fiyatlar üreticinin cebine girmiyor ki. Üreticinin sattığı fiyat belli, tüketicinin aldığı fiyat belli. Üretici ben para kazanamıyorum diye şikayet ediyor, tüketici ben alamıyorum diye şikayet ediyor. Burada bir ciddi sıkıntı var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Umarım ki 14 Mayıs'tan sonra bunu çözecek bir anlayış, bir yaklaşım iktidara gelir. Biz de elimizden gelen desteği sağlarız. Sağ olun. Soru cevap kısmında dilerseniz interaktif bölümde devam ederiz ama öncesinde şunu ben de belirteyim. Merzifon'a, Merzifon Kitap Fuarı'na ilk gelişimiz çok kıymetli bir şehirmiş. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel karşılandık. Ayrıca emeği geçen Başkan Bey'e çok teşekkür ederim. Çok kitap fuarı gördük. Bir ilçe için çok kıymetli, çok güzel bir organizasyon. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Ya soru sormak istedim. Olursa tamam. Buyurun. Öncelikle Orhan'a hoş geldiniz. Sağ olun. Ben Ekber Hocam, yaklaşık 25 yıldır sizi takip ediyorum. Fakat Ozan Bey'le katılmadığı veya şey olarak 1938-50 arası Üşür, bizimdeki adı Üşür. Osmanlı'daki Üşür'le Cumhuriyet'teki Üşür birbirinden çok farklı. Bunu tarihçiler daha iyi biliyor. O zaman mülk devletin, yanılıyorsam düzeltin, ben kira ödüyor idim. Gayrimüslimler vergi, Müslümanlar da zekat ödüyor idi. Fakat 40'lı yıllarda babamın ve nenemin kocası askerde kaldığı halde varlık vergisini ödeyemeyip hapiste yattığı ve onu bir ağanın bedava ektiği yıllara şahit oldu. İnsanlarda bilinç altında bu var. Önce bunu kabul edelim. İki, tütün politikası dediniz. Ömründe evinden çıkmamış, askere kadar hiçbir yere çıkmamış adama Mehmetçi'ye bedava sigara verilmesi tütün politikası mıydı? Ne kadar doğruydu? İlave ki son nesiliz biz, hocam da o nesildi. Manda sütünü bırakıp süt tozu ve beyaz ekmeği yiyip şimdi de acısını sağlık olarak çektiğimiz son nesiliz. Bu da 50'den sonraki malum politikalar. Buraları daha detaylı söylenmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Artık hocamı çok takip ediyorum ancak maalesef madem siyaset atıldınız hiç kimse tarımla alakalı gerçek konulara el basmıyor. Üzülerek bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ya ben şu siyaset işini de şöyle söyleyeyim. Ya arkadaşlarımızı omuz vermek, destek vermek maksadıyla biz buradayız. Daha doğrusu ülke millet hassasiyetiyle buradayız. Yani ülkede daha doğru politikalar uygulansın diye. Çünkü televizyondan seyrederek olmuyor bazı şeyler. Artık müdahale etmek, mücadele etmek gerektiği kanaatindeyim. O açıdan oradayım. Yoksa ben kitaplarımı yazmaya, dersimi anlatmaya yine devam edeceğim. Öyle bir talebim aslında anlamda yok. Ama şunu söyleyeyim. 11 Kasım 1942 varlık vergisinde yani onun sonuçları gerçekten size katılıyorum. Burada
bir taraf için başka bir sonuç doğururken başka bir taraf için de, yani olayı sadece varlık vergisi üzerinden değerlendirmek çok yanlış olur. Oradaki sermaye transferine de bakmak gerekir. Yani bunun akabinde oluşan sermayenin el değiştirmesinden tutun da demografik yapıya kadar gidebiliriz. Bu çok günlerimizi alacak bir konuşma aslında. Ama ben sadece Cumhuriyet'in ilk 100 yılında hani nasıl bir süreç işledik, yıllardan nasıl geldi çok kısa bir grafikle anlatmak istedim. Tütün fonuyla ilgili sorunuz ise, ben tütün fonunun bir vergi politikası açısından öncelikle gelir tarafına bakıyorum. İkinci olarak da yerli üreticiyi koruma tarafına bakıyorum. Mehmetçiğe bedava sigara verilmesi kısmı siyasetçilerin, o dönemki politikacıların işi. Ona benim cevap vermem mümkün değil. Teşekkür ederim. Ben de mecburen hoş geldiniz diyorum. Arkadaşım bazı politikalar eleştiriyor da ben de şunu diyorum. Ziraat Bankası çiftçiler için kurulmuş bir kuruluştur. Ama bir şirkete verdiği parayla çiftçiye ödediği para arasındaki farkı hatırlıyorlar mı acaba? Onu ben de onu sormak istiyorum. Mesela Ören şirketine Ziraat Bankası'ndan ne kadar imkan tanındı, çiftçilere ne tanındı? Evet. Bunların açıklanmasını sizden rica ederim. Evet, çok teşekkür ederim. Kıymetli bir soru. Şu açıdan kıymetli bir soru. Mesela ben bir rakam vermek istiyorum size. 2022 yılında sadece iki kamu bankasının, yani Ziraat ve Halkbank'ın görev zararı 64.2 milyar. Çok haklısınız. Şimdi bu 64 milyarın maalesef işte bir yerde tıkanıyoruz. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Tıkandığımız nokta bu. Evet, 64.2 milyarı görüyoruz. Ama bunun ne kadarı inşaat sektörüne, ne kadarı tarıma, ne kadarı hayvancılığa ya da ne kadarı işte ucuz kredi vasıtasıyla kredi garanti fonuna verildiğinin alt kırılımlarını göremiyoruz. Çok haklısınız. Hatta ben belki birazdan standta göreceğiz. Demokrasi üçlemesi olarak yazdığım serinin ikinci kitabında Obez Devlet'te şöyle bir ifade kullandım. Bunu da destek, yani size katılmakla beraber söyleyeyim. Şeffaflık çok önemli. Eğer bir ülkede şeffaflık yoksa ve şeffaflıkla yöneticiler terbiye edilmiyorsa, kim olursa olsun, hangi siyasi parti olursa olsun, hangi belediye olursa olsun bu arada. Bakın Başkan Bey de burada. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Şeffaflıkla terbiye edilmediğimiz sürece de yoksulluğun da, yolsuzluğun da israfın önüne geçemeyiz. Alt kırılımını göremiyoruz. 64 milyarı görüyoruz ama. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ben de şunu söyleyeyim. Tabii ki Ziraat Bankası'nın adı da üzerine zaten. Temel amacı tarıma kredi vermek, tarımın finansmanını sağlamak. Hatta biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Cumhuriyet döneminde de, Atatürk'ün döneminde özellikle buna özen gösteriliyor. Hatta birçok kuruluşta da Ziraat Bankası ile İş Bankası o dönemde sanayinin, tarımsal kurumların oluşturulmasında da önemli rol oynamışlar. Yani ama bugün geldiğimiz noktada Ziraat Bankası sadece tarıma kredi versin, başka yere vermesin demek çok şey gelmiyor. Önceliği tarım olacak ama çiftçiyi destekleyecek. Diğer alanlara da şey yapabilir tabii ama orada kime ne verdiği, verdiği krediyi nasıl geri alabildiği, asıl üzerinde durulması gereken o. Yani krediyi vermiş, adam ödemiyorum diyor, buna bir şey yapılmıyor. Verdimse ben verdim noktasına geliniyor, asıl problem orada. Bu ülkede geçmişte baktığımızda birçok banka vardı, sadece Ziraat Bankası değil. Yani Buğday Bank diye bir banka kurulmuş bir dönem. İşte Tarış Bank var, Milli Aydın Bankası olarak kuruldu. Ve 1990'ların sonunda hiç ihalesiz, şeysiz bir bankaya verildi. Bugün söyleyeyim, ben adını da söyleyeyim. Deniz Bank'ın temelinde Milli Aydın Bankası, Tarış Bank var. O üreticilerin bankasıydı. Dünya Bankası, IMF dedi ki ben Türkiye'ye tarımda reform uygulama projesi uyguluyorum. Önemli şartlardan birisi tarım satış kooperatifleri, birlikleri bir işletmelerini satsınlar. Yani üreticiden koparıldılar. Bir yandan da o bankaya el konuldu. İzmir'de tarihin en büyük mitingi yapıldı. Tarış düzenledi. Birçok çiftçi oraya geldi, buna tepki gösterdi. Ama hiçbir ihale yapılmadan Deniz Bankası verdiler o zaman. Ve bugün Deniz Bankası eğer tarımda
Ziraat Bankası'ndan sonra belli bir noktaya geldiyse bunun altında Ege'deki çiftçilerin alım teri var. Yani eskiden dediğim gibi Pamuk Bank vardı, Ege Bank vardı, Akhisar'da Tütün Bank vardı, daha sonra Yaşar grubuna geçen. Yani tarımsal yapının güçlü olduğu dönemde bankaların da önemli bir rolü vardı. Mesela Tariş ismindeki oradaki İş Bankası'ndan geliyor. İş Bankası önümüzdeki sene 100. yılını kutlayacak. Hani baktığınız zaman hani Tariş Bank Tarım Bankası değil ama Türkiye Şeker Fabrikalarının kurulmasını sağlayan Atatürk öyle bir görev vermiş. Ama bugün geldiğimiz noktada sadece Ziraat Bankası da değil, diğer kamu bankaları Ozan Bey'in söylediği gibi ciddi görev zararları var. Ne yaptıkları belli değil. İşte yönetimle milli güreşçi diye birini konuluyor. Yani milli güreşçinin olduğu bir yerde yönetiminde veya Ziraat Bankası'na bakıyoruz. Ya eski Tarım Bakanı artık başarısız bulunmuş, görevden alınmış. Ya Ziraat Bankası'na yönetim kurulu başkanı oldu veya yönetim kurulu deniliyor. Buradan çiftçiye bir olumlu bir şey beklemek mümkün mü? Değil tabii ki. Teşekkür ederim. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Yani soru çok kıymetli bir soru olduğu için. Mesela burada Alekber abinin söylediği kısım da çok önemli. Bakın bu krediler verilebilir ama pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Yani dezavantajlı gruplar. Örneğin çok kısa hemen belirteyim. Bu 64 milyarın içinde ne kadarı tarıma hayvancılığa verildi sorusu çok önemli. Yani detaylarını bir halk olarak, bir yurttaş olarak görmek zorundayız. Çok haklısınız. Göremiyoruz. Şeffaflık yok çünkü. İkincisi de örneğin dar gelirli ev sahibi olsun diye, bakın asgari ücretli konut sahibi olsun diye veriliyorsa sonuna kadar arkasındayız. Yani verilebilir çünkü pozitif ayrımcılığa, dezavantajlı gruplara tabi tutmak zorundayız. Ama şunu unutmamak gerekir. Bu görev zararlarının her kuruşu bizim vergilerimiz. Her kuruşu. Ödenmeyen batık kredilerde bilançodaki karlılığı düşürdüğü için hazineye aktarılacak payı da düşürüyor. Onlar da yine bizim vergilerimiz oluyor. O yüzden şunu söylüyoruz. Şeffaflık. Ben çok kısa bir örnek vermek istiyorum. Bakın bizim O cetveli diye bütçede bir cetvelimiz var. Ordu envanterine alınacak. Yani o ordu envanteri cetvelidir. O cetveli. O cetvelinde orduya alınacak mekkare tipi beygirin boyu, göğüs çevresi, kilosu ve kaç liraya alınacağı tek tek yazar. İşte boyu bu kadar santim. Göğüs genişliği bu kadar santim. Kilosu bununla bunun arasında olmalı diye. Bakın şeffaflığa bakın. Aynı bütçede diğer müteahhitlik giderleri diye 30 milyar para ödemişiz. Bir yılda ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuna kadar katılıyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi biliyorsunuz tarım kredi kooperatiflerinin çiftçilere ne aldığını, ne kadar faiz uyguladığını çiftçilerin hiçbirisi bilmiyor. Ziraat Bankası'nda biraz önce denediniz ama çiftçinin ordusu olan tarlası, kalesi olan traktörleri hep ipotek altında. Bundan sonraki yapılacak politikalarda sıfırlanacak tek şey varsa Türkiye'de çiftçinin borcudur. Yok uzatmalar, yok bilmem neler. Bunlar zaten çiftçi ana parasının iki katını ödemiştir. Hala faiz ödüyor. Yani şunu söylüyorum. Türkiye'de ayakkabı kutuları değil, çiftçinin borcu sıfırlanması lazım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yani tabii ki mutlaka bir yerden bir beyaz sayfa açmak lazım. Burada da dediğiniz gibi Ozan da biraz önce söyledi, şeffaflık. Yani kim ne kadar kredi almış, ne kadar ödemiş. Bu borç silme olayı da şimdi her seferinde silince bu sefer de ödeyen diyor ki ya ben enayi miyim, benim borcumu niye siliyor, niye şey yapmıyor? O zaman bana da ödül verin. Ben borcumu düzenli olarak ödemişim ama öbür tarafta hiç ödemeyen borcu silindi. Ama şu geldiğimiz noktada, evet bu seçimden sonra her şeyin bir ele alınıp mutlaka gözden geçirilip bakılması lazım. Bu ekonomik politikalardan dolayı, tarım kredinin yanlış politikalarından dolayı çiftçi gerçekten bu kadar ciddi bir sıkıntı yaşıyorsa ona mutlaka bir kolaylık getirilmesi lazım. O konuda haklısınız. Ama bunun da bir alışkanlık haline getirilince
Bazıları hiç borç ödemiyor. Bazıları da borcunu çok düzenli olarak ödüyor. Bu da haksızlık. Eğer adalet diyorsak burada da bir adaletin sağlanması gerekiyor. Teşekkür ederim. Yani şunu, yani çok az bir zamanımız kaldı. Son soruyu oradan alabiliriz. Oradan. Çok çok özür diliyorum. Şeyi eklemek istiyorum müsaadenizle. Ali Ekber Bey'in konusu. Ali Ekber Bey'in konusu. Ben hangisi? Bir şey söyleyeceğim. Ha, pardon, buyurun. Amcanın sorusuna cevap vermek istiyorum. Ha pardon, özür dilerim ya. Ben de bana söylüyorsun. Ben bir tarım kredi par çalışanı personeliyim. Evet. Faiz oranları belli değil diyor ya. O ortak kart slipleri var. Slipin üstünde faizleri yazıyor. Onda bir yanlış anlaşılma var. Teşekkür ederiz düzeltme için. Sağ olun. Ben de şeyi hemen eklemek istiyorum. Ali Ekber abi çok güzel bir şey söyledi. Yani bu ödememeyi alışkanlık haline getirmiş bir grupla gerçekten hani üstüne düşeni, vazifesini eksiksiz zamanında yerine getiren başka bir kesim var. Çok ince bir çizgideyiz. Ama ben bundan sonra siyasi iktidarlardan şöyle bir talebim var aslında. Bir yurttaş olarak talebim şu. Gerçekten birilerinin borcunu sileceğiz, birilerine para vereceğiz. Bakın, halkın gelirini arttıracak politikalar üretmek lazım. İstihdamı arttıracak, yani işsizliği azaltacak politikalar üretmek lazım. Gelir dağılımını düzeltecek politikalar üretmek lazım. Vergi yükünü hafifletecek politikalar üretmek lazım. Öyle günü birlik, günü kurtarma politikalarıyla artık bir yere varamayacağız. Çünkü TÜİK'in dün açıkladığı bir veriyi sizinle paylaşayım. Türkiye Cumhuriyeti'nde dün TÜİK tarafından açıklanan veriye göre en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay %48, en yoksul %20'nin milli gelirden aldığı pay %6. Aradaki fark 8 kat. Bu ülkenin temel sorunu gelir dağılımı adaletsizliğidir. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar merhaba. İsmim Sadık Turan. Merzifon Sarıköy çiftçilerindenim. Aynı zamanda tüm üretici köylüler sendikası genel başkanıyım. Öncelikle her iki değerli konumuza ilçemize geldiğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tarım bu ülkenin olmazsa olmadı. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde iki tane mesele öne çıktı. Biri tarım ve diğeri sağlık. Bu tarım sadece ülkedeki çiftçilerin sorunu değil tabii ki. 85 milyonun aynı zamanda dünyadaki yaşayan tüm insanların sorunu. Özellikle bizim ülkemizdeki tarım politikaları yıllardır yanlış uygulamaya gelmiştir. Özellikle son iktidar tarafındaki Ozan Bey de söyledi. Bu iktidar 2006 yılında bir tarım kanunu çıkardı. Madde 21. Aynen şunu söylüyor. Örneğin 2022 yılında çiftçilere verecek tüm destek miktarı gayri safi milli hasıra %1'in altında olamazdı. Doğru mu? Ama bunu yapmadığı gibi AKP iktidarı kendi çıkardığı yasayı uygulamıyor. Şimdi bizim şu soruyu sormamız lazım. Yapılması gereken ne? Arkadaşlar, Türkiye'de bir milyonlarca üreticiyiz. Değişik görüşlere sahibiz. Ama şu bir gerçek. Elimizin nasırı ve alnımızın teri hep ortaktır. Eğer biz sorunlarımızı bir araya gelip çözme yoluna gitmezsek ki Ali Ekber Bey de söyledi. Bugün Çambükü köyü ki ben o direnişin içerisinde bir arkadaşınızım. Direnerek, mücadele ederek kazandılar. Dolayısıyla biz de Türkiye'deki üreticiler siyasi görüşümüz ne olursa olsun bir araya gelmezsek sorunlarımıza çare olamayız. Bunun yolu da örgütlenmektir, sendikadır. Tabii ki burada ziraat odaları da kooperatifler bizim kardeş kuruluşlarımız ama bize mücadele örgütü lazım. Bu nedenle sendikamızı örgütlenelim diyorum, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir katkı olarak alıyorum bunu. Bir soru yok zaten. Çok sağ olun. En arkada bir arkadaşımız daha var. Soru sormadım diye şey olmasın bu kadar bekledik. Tekrar ilçemize hoş geldiniz. Ben bir hekim olarak size bir sorum olacak. 47 yaşındayım. Belli bir süreçten geçtik. Vergiyi tabana yayacağız diye gelen hükümet fakirliği tabana yaydı. Soydan fakirlik başladı ülkede. Özellikle Ozan Bey size soruyorum. Bu soydan fakirliği giderebilmek
insanlardaki eşitliği sağlayabilmek için marjinal vergi politikaları ne olabilir? Ya da bir, bununla ilgili bir plan var mı? Proje var mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sözünüz çok güzel. Bütün maliye bakanları bugüne kadar vergiyi tabana yayacağız dediler. Oysa vergi zaten tabanda. Geliri tabana, vergiyi tabana yaymak gerekiyor. Aslında temel politika bu. Yani en marjinal vergi politikasını ben size söyleyeyim. Vergiyi tabana, geliri tabana yayacağız. Aslında teknik olarak ifade doğru olmasa da şöyle katkı sunayım. Vergi tabanımız dar bizim ülkemizde. Tabanı genişletmek gerekiyor. Şöyle genişletebiliriz tabanı. Vergi dışı bırakılan gelirleri bu tabana dahil ederek. Hani Jean-Baptiste Colbert'in, Fransız Maliye Bakanı'nın bir sözü var. Vergileme sanatı kümesteki kazları bağırtmadan tüy yolma sanatıdırdır. Ya valla bizdeki kümesteki kazlardan ne tüy kaldı ne et meçemiş. Yani o yüzden en marjinali buradan başlamak lazım. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Şimdi Ozan arkadaşım da kitapları imzalayacak. Evet, ve kitap imzalama şeyimiz var. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun.